Değerli mümin kardeşlerim, Kur'an kursuna yaptığınız bağışlar inşallah Allah katında kabul olur. Kur'an kursuna yaptığınız bağışlar devam eder. Kur'an kurslarına asla ve kat'a şeytan uğrayamaz, şeytan gelemez, şeytan giremez. Bunu buradan kesin bir dille söylüyorum. Şeytanın giremeyeceği nadir yerlerdendir Kur'an kursları. Efendim canım kardeşim, Kur'an kursunda değil mümin kardeşim, şimdi bu konuyu buraya, tatsız konuyu buraya taşımanın bir anlamı var mı? Geçmişte yaşanan bazı kötü hadiseleri umuma teşmil etmenin bir faydası var mı? Rica edeceğim. Lütfen. Hafazan Allah, bizden uzak olsun. O kötü hadiseler orada kalsın. Kimi zaman böyle kötü olaylar olmuştur. Ama o halis niyetleri olmayan kişilerin yaptığı bazı münferit hadiselerdir. Üzerinde fazlaca durmayalım. Dediğim gibi değerli mümin kardeşlerim, Kur'an kurslarına şeytan uğrayamaz. Ben uğrarım. Şeytana gerek yok diyorum. Ben gelirim, ben geldiğim zaman zaten şeytan kat be kat uzaklaşır. Ve sizlere bir müjdeli haberim var. Eğer bir tuğla koyduysanız bir Kur'an kursuna, cennette eviniz hazır. Evet. İki tuğla mı koydunuz? Katta dubleks. Üç tuğla mı? Katta dubleks, bir de müstakil ev. Maşallah, siz o zaman bir Kur'an kursu yaptırdıysanız cennette bir siteniz var demektir. Vallahi doya doya tadını çıkartır. Ne diyeyim ben size? O zaman ne diyoruz? Eğer cennette yerimiz yurdumuz olsun, orada açıkta kalmayalım diyorsanız bir tuğla da siz koyun. Yani Kur'an kursuna bir tuğla da siz koyun. Şiddet yok. Sakin.